Merhabalar sevgili dostlar. Sanırım tahmin ediyorsunuz bugünkü iki kelimeyi, birisi kadın, diğeri şiddet. Aynı cümle içerisinde asla olmasını istemediğim iki kelime. Peki nereden mi geliyor bu kelimeler? Birisi Orhun yazıtlarından, Katun'dan geliyor. Hatun da oradan geliyor hatta. Üst sınıfa mensup insan anlamında. Moğolca'da çokça karşımıza çıkıyor lider anlamında, ulu insan anlamında. Yani görüyorsunuz ki kadının o var olan, zaten olan gücü kelimenin kendisinde de var. Kadında da var. Yani aslında şöyle denmese, affedersin kadın mıdır kız mıdır bilmem ama denmese, yani aslında cinsiyetle ilişkilendirilmese, biz insanız, insan olarak varlığımız kutsansa diyebilsek. Şiddet nereden geliyor? Şed kelimesinden geliyor. Yani sertlik, katılık, müsaadesizlik anlamına gelen Arapça kelimeden geliyor. Yani aslında olağan olmayan, normal dışı bir şeyi ifade ediyor. Normal dışı, zaten normal dışı zihinlerden, insanlardan ve ruhlardan geldiğini ifade ediyor bu kelime de bize. Peki biz nasıl bu hale geldik? Nasıl bu hale geliyoruz? Çünkü bizler ta çocukluğumuzdan bu yana öyle bir yetiştiriliyoruz ki, belki de prenses denerek, diğerine yiğidim aslanım denerek yetiştiriliyoruz. Rapunzellerle, pamuk prenseslerle belki de. Ya da evde ev işinin sadece kadına ait olduğunu söyleyerek, o kız çocuğu halimizden itibaren bunları duyarak yetiştiriliyoruz. Rapunzel'in, pamuk prensesin ne mi suçu var bunda? Rapunzel saçlarını uzatarak edilgen bir halde prensini bekleyerek aslında zihnimize bir şeyler kazıyor. Pamuk prenses de öpülmeyi bekliyor hayata, yani varlığa kavuşabilmek için. Hep bir edilgen rol. Diyoruz ki saçı uzun aklı kısa, kadının yeri kocasının yanıdır diyoruz. Kocadır döver de sever de diyoruz. Kadınlar erkekleri baştan çıkarır. Kadının fendi erkeği yendi diyoruz. Yani fend kötülük, kadının kötülüğü erkeği yendi diyoruz. Gelinlikle çıktığın eve kefenle girersin ancak diyoruz. Kan kussan kızılcık şerbeti içtin diyeceksin diyoruz. Bir erkeğe bir kadın az gelir diyoruz. Kadınlar politikadan anlamaz, kadınlar araba kullanamaz, kadınlar yemek yapamaz, kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz diyoruz. Hatta indirgemeci bir dille bilimin bile böyle söylediğini iddia ediyoruz. Arkadaşlar, dostlar, dilimiz neyse, ruhumuz neyse, yetiştirişimizde zihnimize neler konduysa onu yaşıyoruz. O zaman oradan başlayacağız. Zihnimizi temizleyeceğiz önce. Yani tarlayı düz al, kadını kız al diye. Kadın mıdır kız mıdır bilmem ama laflarını lügattan çıkartacağız. O insanların lügatından çıkmasına çaba göstereceğiz. Ama el ele yapacağız bunu. Kadınlar sadece kadınlar diyerek değil, kadınla, erkekle el ele yapacağız bunu. Doğru insan olan erkeklerin, doğru kadın olan kadınlarla birlikteliğinden yapacağız bunu. Yalnız başımıza da çok şeyi başarırız, ondan dolayı değil. Ama erkeklerin zihninin de düzelmesi gerektiği için, o düzgün erkeklerin de var olduğunu bildiğimiz için. Mevlana'nın dediği gibi, kadın kimine nefs, kimine nefestir. Biz nefesiz, nefes olduğumuzu göstermek için. Atatürk'ün dediği gibi, bu dünyada bütün yaratılanların içerisinde kadın var, kadının eli var. Bütün o iyiliklerin içerisinde kadının eli olduğu için bunu bilerek yapacağız. O zaman şimdi azıcık ödev yapmaya, çalışmaya, azıcık var olmaya, var etmeye birlikte. Şimdilik hoşça kalın. Kısa dedim, uzattım. Olsun, daha ne çok konuşacağımız şey var. Bir süre sonra başka kelimelerle. Öptüm sizi ben. El ele.